Telefon bağlantımız var. Yine Ankara'dan Nevzat Korkmaz beyefendi arıyor. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Ben hocaya bir şey danışayım hocama. Buyurun tabii sizi dinliyoruz. Ben kalp kapağı ameliyatı oldum. İtiraf kalp kapağı değişti. Bu ileride bende kalp yetmezdi. Şeydi. Hocamın dediği gibi kalp efesi benim 17'lere kadar düştü. Hocam bilir 17'lerden hocam dedi ki ben alıç kullandım. Alıç meyvasını yaprağını kaynattım içtim. %45'e çıktı. Tekrar o düşme ihtimali var mı? Hocama bunu danışacaktım ben. Şimdi şöyle alıç deyince alıç alıç değil yani her alıç alıç değil. Alıç ben evet, burada bir de anlatıyorum bizim da. İnsanımızda böyle bir durum var. Her yerde her şeyin aslında orijinali doğalı satılıyormuş gözüyle bakıyoruz ama Şimdi öyle değil tabii alıç durum. Türkiye'de dünyada 900 çeşit alıç var. 90 çeşit alıç yetişiyor Türkiye'de. Sadece ikisi şifalı. Loplu ve kertikli alıç. Bunların meyvesi çok küçük. Meyvesi yenmez. Bazıları ben alıç deyince meyvesini yiyorlar. Aa şifasını bulamadım. Bulamazsın çünkü etken madde yok meyvede. Alıcın meyvesini bir ton meyve ye. Hiçbir anlamı yok. Yaprağının ekstraktı, çiçeğinin ekstraktı olacak. Ayrı ayrı. Ve bunları eşit oranda karıştıracaksınız. Rastgele değil. Ve şifalı olan sadece ikisini kullanacaksınız. O zaman etkili olur. Yani her bitki, yani alıç bizim köyde de mesela ben gittim köyde vatandaş alıç topluyor. Kimisi dalını, çayını içiyor, kimi yaprağını, kimi meyvesini yiyor kalp için. Yani olabilir belki etkisi. Olabilir. Olmaz demiyorum. Fakat etkisi şifalı alıca göre etkisi nedir? %2'dir, %3'tür, %5'tir. Şifalı alıcın etkisi %100 iken diğerlerinin etkisi çok çok az. Bu nedenle rastgele alıç meyvesi, yaprağı, çiçeğe, dalı kullanmanın bir anlamı yok. Yani şifalı olanı kullanacağız her şeyden önce. Şifalı olanı kullanmadığında faydasını göremezsin veya çok çok az görürsün. Yıllar sürer. Yıllar.